Siz aşıyı yaptırır mısınız? Hayır, ben yaptırmam. Uzun vadeli sonuçlarını görmek isterim. Şimdi ben enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanıyım. Bu aşılar aslında direkt bizim branşımızla ilgili bir durumdur. Şimdi iki farklı konular. Dediğiniz gibi birincisi antikor ne kadar süreli koruyacak? Yani bu aşı bir işe yarayacak mı? Bu bir. Ama diğer güvenlik konusu. Daha önce de anlattığım gibi uzun vadede bazı bağışıklık sistemi hastalıklarına yol açabilir veya farklı öngöremediğimiz hastalıklara yol Mesela açabilir. ne olabilir onlar Meltem Hocam? Daha iyi anlayabilmek için soruyorum. Mesela ben bu aşıyı yaptım. Başka bir hastalığa mesela ne olabilir? Mesela ben size önce bir bağışıklık sistemi, bildiğimiz bağışıklık sistemi hastalıklarını sayayım. Biraz daha anlamanıza yardımcı olur. Mesela tiroidit. Bazı kişiler biliyorsunuz tiroid hapı devamlı kullanır ömür boyu. Çünkü Bazıları. tiroid hastalığı vardır. Bu otoimmün bağışıklık sistemi hastalığıdır. Kolit, bağırsak hastalıkları, hatta MS gibi hastalıklar. Bunların hep zemininde bağışıklık sistemi ve açıklanamayan, sebebi bilinemeyen hastalıklar diye bunlar tabir edilir. Ve bu bağışıklık sistemi hastalıkları tüm organları tutabilir. Sizin burada genetik materyalle sizin kendi hücrenize girip kendi hücrenize komut veriyor. Bakın, bir komut veriyor. Yani sizin hücrenize istediğini yaptırıyor ve sizin hücrenizi sizin bağışıklık sisteminize hedef haline getirtiyor. Yani sizin bağışıklık sistemi, sizin askerleriniz, ordularınız kendi askerlerini vurmaya başlıyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Hedef yanlış gösterilirse, bir şekilde burada bir sapma olursa sizin askerleriniz sizin kendi askerlerinizi öldürmeye başlayacak. Yani vücudumuzda bir iç savaş olacak. Ama bu aşı çalışmalarında tabii ki teşvik ediyorum. Bakın, tamamen öyle aşı karşıtı. Hayır, biz bütün enfeksiyon hastalıklarını aşıyla yok ettik. Tabii ki. Zamığı da öyle, çiçeği de öyle. Grip. Gripte %35 etkinlik var. Grip için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama. Grip aşısı da mı olmazsınız hocam? Grip aşısı olmuyorum ama risk gruplarına yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Risk grubu olmayan kişilerin olmasına gerek